Hocam hoş geldin. Bence Deniz güzel abi, bir nasılsın? akşam. Öncelikle ilk duygularını alayım hocam. Ondan sonra beraber devam edelim. Tabii ÖSYM sürprizlerle dolu bir kurum. Bu anlamda 26 Ocak şeklinde genel bir kanı vardı. Ve bundan bir hafta kadar önce nihai sonuçlar açıklanmış oldu. Hem yakın eğitim ailesinin değerli paydaşlarına, hem adli hakimliğe ve idari hakimliğe çok uzun zamandır yoğun emek vererek büyük bir çaba sarf ederek hazırlanan dostlarım açısından her birine ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerimizi Ankara'dan kendilerine sunalım. Şüphesiz çok yoğun bir telaştı, zor bir süreçti. Bu sınav hazırlanma süreci hem motivasyon açısından hem adaptasyon açısından büyük bir maratondu. O maratonu ipi başarıyla göğüsleyen dostlarımızı ayrıca tebrik ederim. Ama şunu bilsinler ki onların sevinçleriyle sevinirken bir yandan da işte barajı bir puanla kaçıran, iki puanla kaçıran, daha aşağılarda kalan dostlarımızın da hakikaten hüznüyle hüzünlendiğimiz bir yıl sonra yeni bir gün yaşıyoruz. Geçen sene de çok benzer bir diyalog olmuştu. Her saniyede aşağı yukarı iki ya da üç mesaj ya da mail geliyor ya da arama geliyor. Bir tanesiyle yüzüm gülüyor, öbürüyle düşüyorsun. Bir kere daha, bir kere daha derken ama nihai olan bir hadise var ki hakikaten bu maraton tamamına ermiş vaziyette ve bir sonraki maraton artık başlayacak. Ve bu anlamda kıymetli dostlarımın hazırlık sürecinde şüphesiz asla o adaptasyonlarını kaybetmeksizin hala ayakta durmaları, dik durmaları için bence çok doğru bir zemin. Hep söylüyoruz. Yani bizim gibi milletler düştüğü yerden kalktığı zaman çok anlamlı oluyor. O bağlamda başarılı dostlarımızı bir kere daha tebrik edelim. Diğer arkadaşlarımıza da inşallah bir sonraki sınav için çok güçlü bir enerji bulmaları, güçlü bir motivasyon kaynağı elde etmeleri noktasında da destek olmaya gayret edelim diye buradayız sevgili Cengizhan dostum. Bu manada davetiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Eyvallah hocam. Bu arada Ahmet Hoca aramızda ben de katılmak, dinlemek istiyorum dedi. Çok bugün müsait değildi canlı yayına katılmak için ama bir süre canlı yayın içerisinde olacak. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Hakikaten 2021 yılında hem kaymakamlıkta hem de hakimlik eğitimimizde yakın eğitime çok özel bir dokunuşumuz. Ve açıkçası sonuçlarını alıyoruz görüldüğü üzere. Bu arada hocam yani bu sene hakimlik kamp döneminde arkadaşlar Levent Hoca burada karşımda morfinle ders anlattı Levent Hoca. Ve ek ders anlattı. Bakın normal ders değil. Normal dersin zaten anlatıyoruz. Ek dersinde tamamen buluşmak için arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda ek dersi morfinle ders anlatmıştır. Dağlar Hoca hakeza bugün de medeni borçlar ticaret alanlarını 2021 yılında teslim ettik. Ve hakikaten mental olarak da onun rahatlamasını sağladık. Daha fazla derse girmesini değil, yakın eğitimde tam odaklanmasını sağlamaya çalıştık. Bu yakın eğitim için de arkadaşlar belli başlı yatırımlar yapıldı. Kolay olmadı ama sonuç aldık. Levent Hoca bu İnşallah. sene çok iyi odaklandı. Her anlamda müthiş odaklandı. Sonuç aldık. Ahmet Nohutçu Hoca dokundu. Sonuç aldık. İsmini sayamayacağım. Şeyda Hoca, Emin Hoca, Okan Hoca, İsmail Adıgüzel Hoca. Yani bütün daha da unutmadıklarım Ferhat cezacı dostumuz, Okan hocalarımız. dostumuz. Yani bütün bu hocalarımız arkadaşlar öyle bir odaklandılar ki bu sene operasyon ekibimiz. Buradan söylüyorum Ahmet Taş dostum, lojistikten Tolga, İrfan, efendim bütün Ece, Semih hepsi inanılmaz derecede iki kişi olarak çalıştı. O yüzden 2021'de iyi odaklandık. 2020'den 2021'e çok iyi geldik. 2021'den 2021'e ikiye daha iyi geleceğiz. Hocam biraz sonra açıklayacak arkadaşlar. Başarıları açıklayacak biraz sonra. Ardışık başarılara sahibiz. Çok şükür. Yani Allah nasip etti bugünü. Yani bekliyordum. Birinci bekliyorduk aslında. Çok önemli Daha değil. zaman Ardışık var. Daha zaman başarılarımız var. var. Belki daha zaman var. Umarız çıkar gelir. Durumlar bu şekilde. Hocam ben istersen bir baraj bilgilerini tekrar arkadaşlara Tabii tabii hatırlatayım. Cengizhan, lütfen. Yaklaşık baraj Lütfen. bilgilerini. Ondan sonra senden ikincinin, üçüncünün, dördüncünün adli yargı avukatta iki ve dört adli yargı mezununda üçüncü arkadaşımızın verisini senden dinleyelim. Sonra arkadaşların sorularına cevap vermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı adli yargı mezunla adli yargı avukatın baraj bilgileri birbirine çok yakın. Tam Aslında olarak nokta. Cengizhan, sen bu Buyurun. baraj bilgilerini vermesen, bizim bir önceki baraj tahmin videomuzu izleseler galiba birebir örtüştüğünü görecek dostlarım. Hocam o konuyla ilgili de bir serzenişte bulunacağım. Niye? Çünkü hakikaten yani şimdi
biraz daha böyle akademik yönelimli bir kadromuz var. Akademik yönelimli bir yakın eğitimin bir çizgisi var. Şimdi bu ne demek? Araştırma yöntemini bileceksin. İstatistik bileceksin. Ona göre analiz yapacaksın. Şimdi yok efendim öğrencilerimizden veri toplayalım, bilmem ne yapalım. Böyle bir sürü soru aldık hocam biz. Niye veri toplamıyoruz? Ya arkadaşlar, buradan alınan örneklem denir buna. İstersen 2000 kişiden al. Baraj verisini göstermez. Burada bütün yekünün bilgisinin görülmesi lazım. Nokta atış baraj bilgisi için. Biz Levent Hoca ile bakın sorular açıklandı. Ben de bir otelin lobisindeydim. Arkadaşlarımı yolcu ediyordum. Son kez bir görüşme yaptık. İllere gitmeden önce onlar. Levent Hoca da evden çalışmalarıyla uğraşıyordu. Sorular açıklandı. Hemen son yorumları yarım saat içerisinde aldık ve çevremdeki insanlardan. Levent Hoca bir sürü arkadaşımla yazıştı. Bir telefon görüşmesi yaptık. Dedim ki Levent Hoca'ya. Abi dedim Salı günü mü açıklasak? Acele etmeyelim barajla ilgili. Cengiz Han dedi. Bugünle Şimdi. Salı günü arasında hiçbir şey aynen böyle geçti hocam. Abi sen de hatırla lütfen. Hatırlat. Aynen konuşma budur arkadaşlar. Bugünle yarın arasında hiçbir fark yok söyleyeceklerimiz arasında. Çıkalım yapalım analizini ettir Cengiz Han. Ve o gün profilimizde arkadaşlar şu anda bilgi duruyor. Videosu var. Böyle görsel falan değil. Videosu var. Puan söyledik. Puan Noktalı söyledik. virgüllü puan söyledik. Puan söyledik. Adli yargı tarafında. 79, 80, 78 üstü, 79. Aynen 79 çıkmıştır bakın orada. Bu bir. İdari yargı tarafında 84, 85 dedik. Bakın bunları söyledik. Daha başka bir şey söylemezsiniz. Yani 85,8 deme şansınız yok arkadaşlar. 84, 85. Avukatlıkla ilgili yorum yapmadık. Çünkü gerçekten giren kişi sayısı sınırlı. Yorum yapacak analize veriyi açıkçası elimizde tutmuyorduk. Yorum yapmadık hocam. Yanılmıyorum o konuda. Ama şunu söyleyeyim. Adliyle yarım puan oynar dedik. Yakın Adliyle yarım olacağını puan oynar dedik. söylemiştik. Çok yorum yapmamıştık. Dolayısıyla arkadaşlar gelinen nokta bizim 79,3, 72,89 belki. Tam nokta atışı verirler. Sonra ortaya çıkar. Yarın öbür gün ortaya çıkar. Ama 79,3, 79,2 gibi bir adli yargı mezun verisi var. Avukatlık verisinin de buna yakın olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki verilere göre var. Arkadaşlarımızla çıkan sonuçlara göre. Öte yandan 85,8, belki 85,7. Bu bantta bir şeyde idari yargı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani geçen yıla oranla düşmüş mü? Evet, düşmüş. Öte yanda adli yargı tarafı geçen yıla oranla düşmüş mü? Belki bir puan. Avukatlık Birer tarafı puan. hemen hemen belki bir puan. Dolayısıyla bunu aşağı yukarı tahmin ettik. Tarih tarafındaki zorluk, farklı soru tarzı diyelim. Zorluk mu deriz, farklı soru tarzı mı deriz? Bu gerçek sınava etki edecek dedik. İlk başta arkadaşlarımız sınavdan çıktıktan sonra çok duygusal bir takım çıkışlar yapıyorlar ve çok zordu, çok zordu diyorlar ama bunlar arkadaşlar geneli yansıtmıyor. Çünkü başarı elde eden arkadaşlarımız ketum olup susuyorlar. Böyle de bir gerçek var. Her sene bunu görüyoruz. Veri toplayarak, bilgi toplayarak analiz yapmayın. Bunu diğer kurumlara söylüyorum. Buna gerek yok. Bilim bunu söylemiyor. İstatistik bunu söylemiyor. Buradaki örneklem bize kesin analizi tahmini yaptırmaz. Buradan da hocam müsaadenle hem sana selam göndereceğim hem Ahmet Estağfurullah. Nohutçu hocama çünkü sizler bilim adamısınız, sizler akademisyensiniz. Bir yandan da Profesör Doktor Soner Yıldırım hocama selam göndermem gerekiyor çünkü Lütfen, ben de lütfen. araştırma yöntemleri dersini ondan almıştım. Research Methods. Öte yandan istatistik hocalarıma da buradan üniversite yıllarından, yüksek lisans yıllarından selam gönderiyorum. Deyip hocam sana bırakıyorum. Buyurun. Tabii şimdi artık bu saatten sonra ekranın arkasında bulunan kıymetli dostlarımın hangi noktalarda kimlerden feyiz aldığını söylemesi için çok doğru bir zaman. Çünkü eğer böyle kuvvetli bir başarı bizim ailemiz tarafından ortaya konulmuşsa her birimizin teşekkür etmek durumunda olduğumuz, o bilgi birikimini bize sağlayan, bizimle beraber o uzun yol yürüyen, siz değerli dostlarım olduğu kadar çok kuvvetli, çok değerli mesai arkadaşlarımız olduğu da bir gerçek. Değerli Ahmet Nohutçu hocamız hakikaten bize gösterdiği yol ve kattığı kıymetli katkıdan dolayı. Değerli Dağlar hocamız hakikaten o üç dersin güçlü alanını üstlenip omuzlarını taşıdığı için. Emin hocamızla, Şeyda hocamızla, Recep hocamızla, Erçağ hocamızla beraber ceza hukuku sürecini sonuna kadar yürütmemizden kaynaklı ve en son kampın son dakikasına kadar bizimle beraber olmalarından kaynaklı o özverilerinden dolayı. Gerek Ferhat hocamıza. Aynı şekilde evet yani matematikten diğer Varol alanlara hocaya. kadar, İsmail hocaya kadar, Varol hocaya kadar her bir kıymetli dostlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Ve bununla beraber tabii idari hakimlikte de çok kuvvetli başarı var. Bu anlamda Zuhal hocamızı unutmayalım. İktisat Tabii. alanında. Sevgili Mustafa Karadeniz. Karadeniz ailesi değil mi? Ebru Ebru Karadeniz Hoca, hocamız. Karadeniz, evet. Her birine ayrı ayrı teşekkürü. Sadece bir borç bilmiyoruz. Onu zaten kendi aile içimizde sıklıkla tekrar ediyoruz. Ama
acaba daha nereye taşıyabiliriz gibi de bir temel kaygı içerisinde olduğumuzu, yani çalışma azminin neticesini alsak da iyi sonuna gelmediğimizi, hem ekran önünde teknoloji anlamında hangi birikimlerden biraz daha arkadaşlarımızı faydalandırabiliriz, hem yayınlarımızda, kitaplarımızda, deneme sınavlarında ve soru bankalarında ne gibi değişiklikler yapıp daha iyi analiz ettiğimiz soru kabiliyetlerini ortaya koyabiliriz, hem konu kitaplarında, bazı olan notlarda hangi eksiklikleri nasıl giderebiliriz, bunun telaşı içerisinde olmaya devam ettiğimiz bir aylık zamanı geçirdik aslında biz. Ve bunun neticesinde ikinci, Türkiye ikincisi adli yargıda, Türkiye üçüncüsü ve Türkiye dördüncüsünün bizim sistemimizden çıktığı bir zemini aslında kurgulamış olduk. Şimdi Türkiye ikincisi dostumuzu öncelikle tebrik ediyorum. Tabii isim söylemeyeceğim. Şunu yapmıyorum Cemizden, kusura bakma. Hani onu ekranın karşısına çıkarıp da kendisine bir ödül. Ben şunu demiştim. Hayır. Arkadaşlarımız bir defalarca sormuştu. Siz birinciye ne veriyorsunuz? Başka kurumlar para veriyormuş. Çok iyi hatırlıyorum. Ben birinciye hiçbir şey vermeyeceğim. Ama o birinci eğer şehrinden bize baklava getirirse, pişmaniye lokum getirirse de hayır demeyiz demiştik. Türkiye ikincisi kıymetli dostumuz 94,85 puan. Türkiye üçüncüsü kıymetli dostumuz adli yargıdan 95,49 puan. Ve Türkiye dördüncüsü değerli dostumuz avukatlıktan 93,89 puanla bizi onurlandırdılar. Ama daha önemlisi ailelerini, şüphesiz sevenlerini, sevdiği kıymetli dostlarımızı bir kere daha gururlandılar inancındayım. Evet, biz bu onurun tadını çıkarırken onunla gururlanan çok daha geniş bir kitle olduğunu, yakınları olduğunu da bilinci içerisindeyiz. Bu anlamda bu sınava dahil olan, bu uzun maratonda yarışan her bir dostumuza ve daha önemlisi onlarla bu yolu yürüyen ailelerine, onlarla beraber hakikaten beraber hüzünlenip beraber sevinen eşlerine, dostlarına, çoluklarına, çocuklarına her birine hakikaten buradan tebrik dileklerimizi iletelim. Ve sınavın neticesinde başarılı olamayan kıymetli dostlarımızın da hüznünü mümkün olduğunca o psikoloji içerisinde yüzlerce öğrencimiz de var aynı şekilde. Hocam Hep alttan beraber yazıyor. onların Hocam hüzünlerini diyor hissederiz efendim. 11. oldum diyor. Bak aşağıdan yazıyor. Tabii bende akmıyor şu Çok anda var. ekran. Hocam çok var. İlk 10'da var. 2, 3, 4 zaten var. Yüzlerce şu an Dostumuz bir elimizde cümle. mülakata hak kazandınız diye sonuç belgesini arkadaşlar görüntüsü gönderdiler. Yüzlerce veri var. Yani inanılmaz bir rekor düzeyde bir şey var hocam şu anda. Başarı performansı var. Bak bir de hocam şey var. Allah Doğru razı sayını olsun. da verelim istiyorum istersen 2, 3 ve 4. arkadaşlarımızın. Onlar da önünde açık mı yoksa ben bir o merak ediliyordur çünkü onu da söyleyelim isterim. Önümde açıksa onları da bir Ben de söyleyebilirim. onunla açık değil. Ben de açık değil. Sadece puanlarını Hocam görüyorum şu o anda. zaman ikincinin İsimlerin. puanını sen söylemiştin. Üstüne istersen bir daha söyle. GYGK'da 20 doğrusu var arkadaşlar. Avukatlıktan geçiş adli yargı. İsim de mahsur yok hocam. İrem Melis. İrem Melis dostumuz. 20 doğru genel tür yetenekler. 32 doğru ortak alandan. 34 doğru avukatlık alan bilgisinden. Var. Puanı kaçtı hocam? İkinci arkadaşımızın sendeydi galiba. 94,85. 94,85 puanla ki biz birinci bekliyorduk arkadaşlar kendisini. İkinci oldu. Canı sağ olsun. Çok temiz, düzgün arkadaşımız inşallah mülakatı da başarıyla aşacak ve kendisini uğurlayacağız. Mesleğe hak İnşallah. eden bir arkadaşımız. Hakikaten ben yakından tanıyorum. Sorular açıklandıktan sonra da mesajları biraz geç görüyorum hocam tabii ki. Bana şey dedi. Hocam siz beni ciddiye almıyor musunuz? Bu doğru sayılarını görüp dedi. Ondan sonra bir şok geçirmiştim ben tabii. Hemen aramıştım kendisini. Tam da tahmin ettiği gibi oldu. Üçüncü dostumuz adli yargı mezundan. Onu da bekliyorduk adli yargıdan. 95,49 puan dostumuzda. 95,49 doğruları hocam. 25 doğru kültür yetenekten. 31 doğru ortak alandan. 34 doğru da adli alan bilgisinden. Bir soru Kendisinin. kaçırmış. Evet. Dördüncü dostumuz da Antalyalı, selam olsun kendisine. Çok sevdiğimiz, konuştuğumuz, biraz deneyimli bir avukattı kendisi zaten. Hem deneyimli avukat hem de derslerdeki, online derslerdeki performansı öne çıkmıştı aslında. Kesinlikle öyleydi hocam. Kültür yetenekten 23. Puanı kaç hocam bu arada onun? 93,89. 93,89. 23 kültür yetenekten. 30 doğru ortak alandan. Avukatlık adli yargı alan bilgisinden 32 doğru yaptı. O da not edebilirsiniz arkadaşlar. 93,89 aldı. Ya şimdi buradan birinci de çıkabilirdi. Yani böyle küsuratlarla birinci olunacak puanlar bunlar. Hayırlı uğurlu olsun. 2, Ama bir 3, şey 4 ardışık söylüyoruz. başarı. Yani kitlesel başarı.
Şimdi bizimle beraber kamp dahil bu yolu yürüyen 1750-1800 kadar dostumuz var. Dolayısıyla şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Bu sınava giren toplam kişi sayısının, yani adli artı idariyi toplayarak söylüyorum, 27-28 bin civarında olduğunu değerlendirirseniz, sınava giren kişilerin neredeyse %7'si 8'i bizimle hazırlanmış. Yayınlardan bahsetmiyorum bile. Sadece bu küçük platformdan bahsediyorum. İşte biz burada bizimle yol yürüyen dostlarımızın neredeyse yarısına bu sınavı kazandırdıysak ve onları mülakata uğurladıysak, herhalde bundan daha ciddi bir gurur vesilesi en azından bu minicik platform için olmasa gerek. Çünkü Cengiz Han'ın hangi azimle çalıştığını, yani korona olmasına rağmen gittiğini, geldiğini, yurt dışında bulunduğu eğitim için bağlandığı noktalardan her saniye yayın yapmaya gayret ettiğini iyi bildiğim için. Hastanede yatıyorken serumla değil, serumla artık ders anlatmak bizim için sıradan bir zemin ve zaman haline geldi. Morfin alıp derse Harika. girdiğimizi, Bunu bu tamam ders bir hocam, daha bu seninle anlatılmalı bilmiyorum. dediğimizi, bir kere Evet. daha konuşmalıyız dediğimizi, üçüncü defa üstünden geçelim, buradan bu soruları yakalayacağız, bu değişiklik önemli dediğimizi, hem anayasa idare medeni, hem idari yargı borçlar medeni usul, hem borçlar özel ticaret, iktisat, maliye ya da vergi fark etmeksizin çok güçlü bir özveriyi ortaya koyduk ve dostlarımız da hakikaten bunun karşılığını, dedim ya, millete, memlekete, vatana verdiler ve vermeye devam edecekler. Ben bu inançlarla bir başka, bu sefer canlı yayına doğru affımı isteyerek yavaş yavaş Evet. sizlerden ayrılıyorum. Tamamdır hocam. Ben de çok kısa birkaç duyuru daha yapayım. Arkadaşların sorularına cevap vermeye çalışayım. Ben de kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın Kıymetli dostum, için. selamlar diliyorum. Eyvallah hocam. Denizhan dostum da burada. Kaymakamlık tarafından hoş gelmiş. Şimdi tabii doçent doktor vardı bizde, bir malum. Doçent doktor, senin ismin nedir diyordum zaman zaman. Bir gün de Ahmet Hoca derste senin ismin nedir doçent doktor demişti, hatırlıyorum. O arkadaşımız da kazanmış. Herkesin aklında bir doçent doktor var tabii. Evet, Levent Hoca'yı gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar, kaymakamlık konusu değil tabii. Bu iptal soru konusu yüzünden tabii birçok arkadaşımı etkileyebilir. Şu an elde bir veri yok. Bununla ilgili bir takım beklemeler içerisindeyiz arkadaşlar. Bir durum gelişti mi? Derhal zaten paylaşımını yaparız. Onu söyleyelim. İptal soruyla ilgili şu anda açıkçası ya tartışmalı sorular vardı. Özellikle ceza alanlarında bütün soruları biz değerlendirdik. Bazı alanlarda bütün soruları değerlendirdik. Hocalarımız da tabii bu konuda biraz arkadaşlar arada kaldılar. Kimisi dedi ki ceza alanında mesela CMK'da hiçbir soruda hata yok, her şey düzgün, aslında anlaşılabilir dediler. Kimi hocalarımız dedi ki sıkıntı var diğer alanlarda. O yüzden açıkçası mesela ticaret hukukunda Okan Hoca'nın bir soruda sıkıntı var diyordu, avukatlık alan bilgisi testindeki ticaret hukukunda. Böyle şeyler oluştu. Ama tabii bunlarla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz biz de. Sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bunun dışında başka sorular varsa, idari yargı baraj puanı ile ilgili arkadaşlar aşağı yukarı 85,8 gibi bir şey olabilir dedik. Çünkü buradaki veriyi çok bilemiyoruz, nokta atış. Ama 85,8 gibi bir şey olacağını düşünüyoruz. Oradaki bir takım verileri kıyaslayıp projeksiyon yapmaya çalıştık. Mülakatla ilgili sorular var. Evet arkadaşlar, mülakat destek paketimiz son derece güçlü olacak. Bir, biliyorsunuz 2021 yılında vermiş olduğumuz eğitim paketimizi biz bütün eğitim katılımcılarımız için mülakatın sonuna kadar uzatıyoruz. Bizim birinci desteğimiz budur. İkinci desteğimiz, tabii bu alanda çok kıymetli hocalarım var. Başta Ahmet Donatçı olmak üzere, Levent Hoca olmak üzere. Diğer hoca kadromuzun tamamıyla beraber arkadaşlar oturumlar yapıyoruz. Bunun yanına tabii ki bazı kişisel gelişim uzmanları, efendim mülakat esnasında faydasını göreceğiniz mülakat deneyimi yaşayan insanların da katılımıyla veya işte bir takım mülakat sürecine yönelik olarak hem diksiyon olsun hem işte vücut dili olsun, bu anlamda da bir takım uzman kişileri de sizlerle buluşturacağız. En az 5 veya 6 kez olması lazım. Arkadaşlarımıza kapalı oturumda webinar yapacağız. Onların da sorularına cevap vermeye çalışacağız. Öte yandan arkadaşlar, tabii YouTube'dan da birkaç yayın yaparız mülakatla ilgili ilerleyen dönemde. Uzun süreli bir süreç. Hemen mülakatlar yarın başlamıyor. O yüzden mülakatla ilgili arkadaşlar bizim 3 aşamalı bir destek paketimiz var. 3 aşamalı destek paketini mülakata kalan dostlarımızla buluşturacağız. Bunun dışında sizlerin soruları var mı arkadaşlar? Alabileceğim.
Onunla ilgili duyuruları ne yapacağız? pgm.adalet.gov.tr web adresinden takip edeceğiz arkadaşlar. Çok hızlı ilerlemiyor. Kaymakamlık tarafı bir tık daha hızlı. Hakimlik tarafı o kadar hızlı ilerlemiyor. O yüzden ben de bu arada yukarı doğru tırmanıyorum biraz, bir şeyler var mı diye arkadaşlar ama. Evet. Durumlar aşağı yukarı bu şekilde. Daha fazla vakit almayalım. Yine baştan tekrar eksik saydığım isimler var. Operasyon ekibimize de bir teşekkür etmem lazım. Oktay, Oğuz, Tolga, Ahmet, Semih, Ece, İrfan ve arkadaşlar bütün hocalarım. Başta Ahmet Nurçu Hoca, Levent Hoca, Dağlar Hoca, efendim Şeyda Hoca, Emin Kalkan Hoca, Okan Hoca, İsmail Adıgüzel Hoca, Ferhat Kayacan Hoca, Varol Erpek Hoca, Zuhal Hoca, Ebru Karadeniz, Mustafa Karadeniz Hoca. Unuttuğum umarım yoktur. Şöyle bakıyorum. Ceza alanlarındaki Erça hocamız olsun, Serdar hocamız olsun, bütün hocalarımı, Devrim Hoca, hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onların büyük emekleri var. Doçent doktoru da kazandı dostum. Biliyorum, evet. Biraz önce söylemiştim onu da. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Doçent doktor bile uğurladık. Bile değil tabii ki. Bileğin hakkıyla o da gidiyor. Açıklayacağız. Bazı şeyleri, görüntüsünü yayınlayacağız. Siz de bunlarla ilgili arkadaşlar detaylı olarak analizlerinizi ne yaparsınız? Baraj konusunu konuştuk. Sınav sonuçlarını aşağı yukarı konuştuk. Detaylı olarak sizlere bilgi vermeye çalıştık. Yine arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Yine buluşmak üzere. Güzel bir bilgi verirse yine canlı yayında da buluşuruz. Onu da söylemiş olayım. Saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.